Yeni bir videodan, yeni bir Rocket League videosundan hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi Lamborghini paketi geldi. Hiç lafı uzatmıyorum. Direkt ön mağazasına bakın. Bakın daha hiç bakmadım pakete. Sizlerle beraber inceleyeceğiz. Bunlara da hafifinden bakarız. Şimdi nerede Lamborghini? Bakın burada. Hiçbir fikrim yok. Sadece 1100 kredi olacağını biliyorduk. Çok güzel. Şimdi bakalım tek bir paket mi var? Tamam, burada bir şey yok. E-sporda bir şey yok. Aynen, tek paket var. Şimdi paketimizin içeriği ne abi? Bir tane oyuncu sancağı. Şöyle bir şey. Bir tane çıkartması. Bir tane 70'lerden tekerleği ve gövdesi Lamborghini Countach LPR 800-4. Umarım doğru telaffuz etmişimdir. Şimdi böyle bir paket. Bir de bundan önce bir tane Lamborghini gelmişti. Onun da şu anda resmini koyuyorum. Bir bakın abi, hangisi daha iyi? Bunu konuşalım. 1100 krediye geldi paket. Şimdi 1100 krediye değer mi? Öncelikle şunu söyleyeyim. Araba mükemmel. Bakın araba gerçekten ateş ediyor yani. Tabii ben almayacağım çünkü görüyorsunuz kredim sadece 210. Yani üstelik de hani böyle tarz derecede para vermeyi ben çok şey yapmıyorum. Hani hoşlaşmıyorum çünkü çok öyle skinlere işte kostümler para yatıran biri değilim ama araba gayet güzel, bunu kesinlikle söyleyebilirim. Hani 1100 kredi alınır mı? Ya ben hiç bilmiyorum, alınabilir alınmayabilir, size kalmış. Çünkü 1100 kredi şöyle göstereyim, 1100 kredi Steam'de 138 lira, Epic Games'te galiba fiyatlar yarı yarıya diye biliyorum. 138'in de yarısı yaklaşık 65-70 falan, 65 diyelim biz. Yani 65 lira veriyorsunuz, eğer 1100 krediniz varsa hali hazırda alın araba, çünkü gayet güzel. Bir de şu tekere bir daha bakacağım ben, ya teker berbat onu söyleyeyim, ya teker gerçekten berbat. Ha şöyle güzelleştirilebilir. Tekerin renginde bir tane buraya çıkartma döşersin, renk atarsın, o zaman olabilir. Onun dışında çıkartması var. Aa bak, şimdi oldu işte. Tamam, ben bu çıkartmayı tıklamadım ya. Tamam, şimdi daha iyi oldu abi. Bu tekerleği atın direkt arkadaşlar. Bu şekilde oynayın. Bak aşırı yakışıklı oldu şu an araba. Bilmiyorum, bence arabanın 10 üstünden rahat bir 9 var. Bak fiyatı geçtim, arabanın sadece görünüşünü değerlendiriyorum. Rahat 9'u var. 10 olmaz. Yani 8-9 arası ben 9 veririm. Baneri de, yani baner kullanır mısınız bilmiyorum ama hani Lamborghini kullanacağınız zaman kullanılabilir. Söylemek istediğim şu. Tekrar özet geçeyim. 1100 krediye zorlayacaksınız. Almayın bu arabayı. Onun dışında zaten 65 lira 1100 kredi. Krediniz varsa ve Lamborghini'yi seviyorsunuz, bu tarz böyle spor arabaları seviyorsunuz ve oynarım ben bu arabayı diyorsanız alın. Öbür türlü zaten iade edebiliyorsunuz arabayı. İade edilme yönteminde anlattığım bir video var. Onu da kartlara koyarım. Şimdi gelelim önceki arabayla değerlendirmeye. Bir bakalım görünüşlerine. Şimdi kendi videomdan bir görüntü açtım sizlere. Bakın burada 5 Nisan demişim. 21 Nisan 2020'de çektiğim video. 5000 görüntülenmesi var. Yaklaşık bir yıl önce gelmiş yeni model Lamborghini'nin görünüşüne bakacağız. Şimdi bakın arkadaşlar, buradaki görünüşler bize bir dakika şuradan bir bakalım bir daha. Verdiği kendi görüntüleri. Yani çıkmadan önce. Bir de şurada YouTuber'lara erken erişimde verdiği görüntüler vardı. Oyun içinde böyle. Şimdi bir oyuna geçelim. Bu mu? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Siz karar verin abi. Böyle alta battım sürekli. Hani daha böyle kafanıza otursun diye. Bence bilmiyorum ya. Eğer eski model seviyorsanız ben bunu tavsiye ederim. Çünkü bu da gerçekten ateş ediyor. Ama yeni model seviyorsanız da bu olabilir. Benim tercihim ne diye soracaksınız. Bir daha bakayım şuna. Başka görüntüsü var mı? Ha böyle. İki çıkartması vardı bunda. Bu da 1100 KL'de gelmişti. Ama bu şekilde de mesela mor falan da yapabiliyorsunuz. İstediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. Bir de eski model Lamborghini'nin şöyle bir baneri vardı. Yani paket içeri biraz daha zengindi ama ikisi de 1100 KL'di. Ama benim fikrimi soracak olursanız araba olarak tabii ki de eski modeli seçerim. Bu benim kendi görüşüm. 10 üzerinden de 9'u kesinlikle veririm. Şimdi Lamborghini hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Onu da mutlaka yorumlara yazın. Onun dışında çok kısa hemen diğer şeylere bakalım neler gelmiş. Öyle de videoyu bitirelim. Bunlar zaten aynıydı. Burada bedava eşyalar vardı. Ha bu arada şunu söyleyeyim. Bu önemli. Benim için de önemli. Bilmiyorum, bence sizin için önemli. Eğer birisini böyle sevdiğiniz bir içerik üreticisini desteklemek istiyorsanız da şuradan
Bakın şöyle göstereyim. Şurayı sileyim. Burada bir içerik üyesinin destekli çıkacak. Ve eşyamdan önce eğer beni desteklemek istiyorsanız Aydigal yazıp ondan sonra eşya alırsanız beni desteklemiş oluyorsunuz. Ha, bu benim için geçerli değil. Herhangi bir sevdiğiniz içerik üyesini de destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Hiçbir şey kaybetmiyorsunuz. Sizden hiçbir şey gitmiyor. Sadece karşı tarafa ufak da olsa maddi bir destek sağlamış olursunuz. Bu da aklınıza bulunsun. Şimdi buraya bakmıştık. Burada bedava eşyalar var. Şuradan telifini verelim. Bandolarımız aynı. Özelleştirme paketini alan. Bu ne? Ha, bu yeni gelmiş herhalde. Bu yoktu. Yo, vardı bu galiba. Neyse bunu da geçtim. Çok yorumlamayacağım. Burada bir şey gelmiş. Bu yoktu galiba. Başlangıç paketi yenilenmiş. Aynen. Başlangıç paketi yenilenmiş. Ne var abi? Jaeger var. Morlu bir çıkartma var. Bak fena değil çıkartma bu arada. Ben sevdim. Film falan, ters var, tekerlek çöp, iz çöp, buz çöp, iz de çöp, bu da çöp, kredi. Ya bu paketin olayı şurada gördüğünüz üçlü arkadaşlar. Bence 500 kredi, eğer takasınızı açmak için 500 kredi alacaksınız alabilirsiniz. Şimdi çok kısa şuna döneyim. Strike Tide diye bir şey var. Oha lan çok güzelmiş bu dekal. Ama bunu takas alın geçin arkadaşlar. Marketten bakın. Böyle çok acayip şeyler gelmiyor. Titanium bezi, Octane gibi, Titanium bezi, Dominus gibi hiçbir şekilde almıyoruz. Bunu da söylemiş olalım. Onun dışında burada Mor Mamba var. Buradakinin hiçbirini almayın. Zaten bizim esas olayımız şuradaki başlangıç paketi takası çıkanlar için. İsterseniz de buradaki Lamborghini alabilirsiniz diyerek. Ha bu arada şunu da söyleyeyim unutmadan. Şöyle bir şey de var. Yani, turuncu arabayı da görüntülesiniz. Mavi arabayı da görüntülesiniz. Araba bu şekilde gri olarak geliyor varsayarak ama buradan çıkartma ile ha bu çıkartması zaten griydi. Bu şekilde siz kendi renginizi özelleştirebiliyorsunuz ama benim tavsiyem griyi kullanın geçin. Onun dışında bu arabayı takas edemiyorsunuz onu da söyleyeyim. Bunun bilinci önüne olarak alın arabayı diyerek burada bitirelim. Konuştuk? Şimdi Lamborghini konuştuk. Zaten 10 üzerinden 9 verdiğimi söyledim. Onun dışında şuradaki paketleri bir özet geçtik. Ve burada da videoyu bitirdik. Kısa video oldu ama bence güzel bir video oldu. Mutlaka yorumlarınızı yazın. Normalde böyle video çekmeyecektim ama yani çekmeyecektim. Bir video daha atmayacaktım bugün ama güzel bir araba gelmiş. Hemen oturdum bilgisayarın karşısına ve dedim bir video çekeyim sizlere. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi Rocket League videoları 3 gün arayla gelecek. 2 FIFA 1 Rocket League, 2 FIFA 1 Rocket League böyle geçecek videolar şu anlık. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dediğim gibi videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Yorumunuzu mutlaka esirgemeyin paket hakkında nasıl olmuş falan diye. Ayrıca abone değilseniz de abone olup zil butonu basmayı da ihmal etmiyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.